Evet arkadaşlar, mükemmel bir içerikle karşınızdayız. Bugün size TYT Din'le 5'te 5 yapmanız için bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz kaliteli içeriklerden anında haberdar olmak için çana basabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Allah'ın sıfatları ikiye ayrılıyor. Birincisi zati, ikincisi subuti sıfatlar. Zati sıfatlar sadece Allah'a zat, yani sadece Allah'a özgü olan sıfatlar. Başka varlıkta bulunmuyor. Bunlardan vücut, hep var olması, kıdem ezelidir. Yani başlangıcı yoktur. Beka da sonunun olmaması. Kıdem ve beka birbiriyle zıt ilişkili. Yani başlangıcı ve sonu yoktur. Vattaniyet bir olması, tek olması. Kıyam bir nefsiyi, varlığı kendindendir. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç duymaz. Varlığı için hiçbir şey, başkası bir şeye gerek yoktur. Kendiliğinden vardır. Muhalefetün dil havadis, muhalif gibi düşünebilirsiniz yani. O benzersiz, her farklılıkları var ki yaratılmışlara benzemez. İkinci, subuti sıfatlar. Subuti sıfatlar Allah'ta sınırsız olarak bulunan, diğer yaratılmış canlılarda da sınırlı sayıda, sınırlı seviyede bulunabilecek özellikler. Birincisi kudret. Zaten kelimeden de anlaşılıyor. Kudret, güç anlamında. Gücü her şeye yeten. Hayat, hayat sahibi olması. Yani mesela az önce de öğrenmiştik arkadaşlar. Allah hayatı sonsuzdur ama biz insanların mesela sınırlıdır. Belli bir, yani sonsuza kadar yaşayamayız. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. İrade, irade gücü. İstediği her şeyi yapabilir. Biz mesela sınırlı bir seviyede bir şey yapabiliriz. İstediğimiz her şeyi yapamayız hayatta. İlim, bilim, ilim sahibi, yani bilen, basar, görendir. Bunu da şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Olayı basan görür, basar, görendir. Semi, işitendir. Ya Allah bütün her şeyi işitir. Burada semi iyiyle bitiyor, işiten iyiyle başlıyor. Bunları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Kelam, söz sahibi. Mesela şöyle deriz, hani oturup da iki kelam etmedin, iki söz söylemedin anlamında. Buradan aklınıza tutabilirsiniz. Tekvim yaratıcıdır. Bunu da direkt öğrenin arkadaşlar, her şeyi kodlayamıyoruz. Evet, İslam'ın 5 şartı, yani bunlar dinde sizin zorunlu yapmanız gereken ibadetler zaten. Çoğu ibadet olduğu için İslam'ın 5 şartı ibadetle alakalı şeyler. Bunları ezberleyin. Yani çok sık sorulmuyor ama karşımıza gelebilir. Öğrenmekte fayda var. İmanın 6 şartı. İman, yani bir şeye inancınızın olması. Bu da dinle ilgili şeylere imanınızın olması. Mesela Allah'a, meleklere, kitaplara, bu şekilde bunları da ezberlemeniz lazım. Biraz sayıları karıştırılabiliyor. Bazı şartların aklına gelmiyor insanın. Dediğim gibi çok sık karşımıza çıkan bir şey değil ama gelebilir. Ezberleyin. Diğer bir konumuz mezhepler. Mezheplerden bilgi soruları gelebiliyor. Hani biliyorsunuz 5 soru soruluyor. Hepsi bilgi olmuyor. Yani 4 tanesi falan genelde yorum sorusu oluyor ama bir tane bilgi sorabiliyorlar. Burada da mezheplerden gelebilir. Maturidilik. Bizim için kurucusu önemli. Ebu Mansur el-Maturidi. Zaten Maturidi kısmıyla direkt aklınıza geliyor. Türkler arasında yaygın, yani bizim için önemli. Akıl ve nakli birleştirmeyi amaçlar. Büyük günah işlemek dinden çıkmaya sebep olmaz. İçtihat yaparak hüküm çıkarmışlardı. Bunlar Kur'an'da, sünnette bulunmayan bazı konularda o mezhebin önde gelen insanları içtihat yaparak, kendi aralarında bunu değerlendirerek yeniden hüküm çıkartıyorlar. Yani bu şekilde önemli kavramlardan çıkartabilirsiniz. Mesela nasıl soru soruyorlar burada? Bilgiler veriyor. İşte kurucusu şudur. Mesela büyük günah işlemek dinden çıkmaya sebep olmuyor. Bu mezhep hangisidir? Buradan kavramları bilirseniz direkt hangi mezhep olduğunu çıkartabilirsiniz. Şiilik, kurucusu Hazreti Ali İmamiye ekolünden. Hanefilik, kurucusu İmam-ı Azam. Doğruyu hem akılla, hem hadisle, hem de görüşle ulaşabileceğimizi savunur. Malikilik, Medine halkı uygulamalarını kabul eder, onlara baz alır. Çünkü Hazreti Muhammed'in Medine'yi yönettiği zamanki uygulamalarını doğru kabul eder. Bunları baz alarak kendi uygulamalarını oluşturmuştur. Şafiilik, kurucusu Muhammed bin İdris, Er Risale kitabı esasları belirtilmiştir. Yani mesela bu ikisini bildiğinizde yani bu mezhebi direkt çıkartırsınız. Hanbelilik, bir şeyin doğruluğu için önce Kur'an'a,
Yani ilk olarak bizim bakacağımız yer Kur'an. Daha sonra Kur'an'da bulunmayan bir konuysa sünnetlere bakılır. Zaten bunların içerisinde yer olmayan konularda da sonradan mesela maturidilikte içtihat yaparak hüküm çıkartılıyordu. Ya tabi Hanbelilikte bu yapılmıyor ama oraya bir geri dönelim. Hakkında kesin hüküm bulunmayan şeyleri helal olarak kabul ederler. Kesin hüküm varsa zaten haram olduğu bellidir. Evet, diğer bir konumuz inançlar önemli. Teizmde tek tanrı yani bir tanrının olduğunu kabul ederler. Deizm yaradancılık yaratıcıyı kabul eder. Yaratıcı evreni yaratmıştır, daha sonra kendi haline bırakmıştır. Karışmamıştır. Bundan dolayı da peygamberlere, mucizelere, kitaplara inanmazlar. Ama yaratıcıya inanırlar. Ateizm, teizmin tersi. Tanrının varlığını direkt reddeder. Tanrı yoktur der. Agnostisizm, bilinemezcilik direkt o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Burada da Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini ileri sürer. Yani kesin olarak var, yok diyemeyiz, bilemeyiz der. Materyalizm, maddecilik, var olan her şey maddedendir. Nihilizm, hiçlik, nihilizm, şuradaki şeyden hiçi kodlayabilirsiniz. Bu şekilde kolayca aklınıza kalır. Evet, namazın farzları. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak ikiye ayrılıyor. Namazın dışındaki farzlar namaza hazırlık kısmındaki olan şeylerdir. Yani bunu namazı kılmadan önce bu şartları yapmanız zorunludur. Hadesten taharet kendi temizliğimiz. Yani namaz kılacak kimsenin abdestinin olması, yani gerekiyorsa boy abdesti almanız lazım. Onun dışında yani boy abdesti almanıza gerek yok. Normal abdestinizi almalısınız. Su bulamadığınız durumlarda teyemmüm abdesti almanız gerekiyor. Necasetten taharet ise ortamın temizliği. Yani ve dış temizlik gibi düşünebilirsiniz bunu. Namazı kılacak kişinin kendi elbiselerinin, kıyafetlerinin temiz olması ve namazı kılacağı ortamı temiz olması. Setril avret. Avret mahrem yerleridir. Yani kişinin örtülmesi gereken yerleri örtmesi, mahrem yerlerini örtmesi. Bu şekilde avretten aklınızda tutabilirsiniz. İstikbali kıble. Yani istikbal kıbleye, namazı kılacak kişinin kıbleye doğru dönmesi. Vakit, kılınacak olan namazın vaktinin girmesidir. Yani sonuçta namazı vaktinde kılarız. Niyet başta namazı kılmayı isteyerek ve hangi namazı kılacağını bilerek buna niyette bulunmak samimi bir şekilde. Evet, namazın içindeki farzlar, bunların hani birini bile sağlamazsak namaz olmaz. İlk olarak tekbir, iftitah tekbiri. Yani namaza başlamadan önce tekbir getiririz. Daha sonra kıyam. Kıyam ayakta durmak. Mesela ayakta duramayacak kişiler oturarak da namazlarını kılabilirler. Kıraat, namazda ayakta iken Fatiha suresini ve bunun yanında bir tane Kur'an'dan bir sure veya üç tane kısa ayet okunması olayı. Biz tekbiri getirdik. Kıyam, ayakta duruyoruz ve onun ardından bu sureleri okuyoruz. Ruku da kıraatten sonra arkadaşlar elleri dizlere götürerek yere paralel olacak şekilde eğilmek. Secde daha sonra rükudan sonra ayak normal pozisyona geldikten sonra yere doğru kapanma arkadaşlar. Secdeye gitme. Son olarak Kadehi Ahire. Bu da namazın sonunda tahiyyat duasını okuyacak kadar oturma kısmı en son namazı bitirmeden önce. Evet arkadaşlar farzlar namaz farzları bu kadardı. Şimdi teyemmüm abdesti. Teyemmüm abdesti de mesela nasıl yapıldığı ile ilgili bazı kısımlar ile ilgili sorular gelebilir. Niyet ederek temiz bir toprağa yüzümüzü ve kolumuzu dirseklere kadar mesh edecek şekilde alınır. Gerektiğinde hem abdest hem de gusül abdesti yerine alınabilir. Abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü de bozar. Zekat vermek, Hanefilere göre aşağıdaki sayılanlara zekat ve fitre verilmez. Bu konuyla ilgili soru gelebiliyor. İşte öncülerde söylüyor, anne, baba, kardeşi, şu akrabası, bu akrabası. Yukarıdaki akrabalarından hangilerine zekat verebilir, veremez. Veremediklerini güzelce öğrenin arkadaşlar. Ve şöyle önemli bir şey var. Sizin yaptığınız hayratlar, hayırlar zekat olarak sayılmaz. Zekatı ayrıyeten gerekliliği şekilde yapmalısınız. Dinler. Dinlerle ilgili de bilgi soruları karşımıza gelebiliyor. Hinduizm diğer bir adı Brahmanizm. Hintliler kendi dinlerini Sanatana Dharma yani öncesiz ve sonrasız din olarak adlandırırlar. Üçlü bir tanrı inancı var. Bu Brahma, Vishnu ve Shiva olarak üçlü bir tanrı inancı var. Kast sistemi var. Yoga, karma, reenkarnasyon, Hinduizme ait önemli kavramlar. Yani bu şekilde kavramları öğrenmeniz aslında yeterli olacaktır.
Çok detaya inmenize gerek yok. Ya gelip de ÖSYM size çok detay bir sorusu sormayacaktır. Kavramlar üzerinden rahat yapabileceğiniz sorular soruyor. Bunun için kasmaya gerek yok. Hintliler yani ineği kutsal sayarlar. Bir de Ganj Nehri var. Ölüleri yakarak küllerini bu nehire atıyorlar. Ve belli zamanlarda bu nehire gidip yıkanıyorlar. Budizm arkadaşlar Hinduizm içerisinden çıkmış bir dindir. Hindu dinsel geleneği içerisinden ortaya çıkmasına rağmen Hinduizm içerisinde olan bazı şeylere katılmadıkları için, bunları yanlış buldukları için farklı bir din ortaya çıkarmışlardır. Mesela çok tanrıcılığa, Brahmanlar denilen din adamlarının otoritelerine, bu otoriteyi reddetmişlerdir. Kast sistemine, karma doktrinine yani karma öğretisine bunlara tepki olarak gelişmiştir. Yani kendileri de daha gerçeği bulduklarını düşündükleri için de kendilerine aydınlanmış, uyanmış gibi isimler vermişler. Konfüçyanizm Çinlilerin milli dinlerinden bir tanesidir. Konfüçyüs'ün öğretilerinden oluşturulmuş ahlak temelli bir dindir. Konfüçyüs zaten kurucusunun isminden geliyor dinin adı da. Konfüçyüs yüce varlık için Tian kelimesini kullanmıştır. Taoizm de yine Çin'in milli dinidir. Kurucusu Lao Tzu'dur. Taoizm de Tao yaratıcı prensiptir ama yaratıcı değildir. Yani yaratıcı olmadığı için Tanrı gibi ona tapmazlar. Ying ve Yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna görecelilik ilkesi denir. Yani bu şekilde önemli kavramları bilmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi din için en önemli kısma geldik. Kavramlar daha çok bilgi soruları bu kavramlar üzerinden geliyor. Bu kavramları çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi beraber bir üzerinden geçelim. Ubudiyet, ileri derecede ibadet, kulluk etme. Fıtrat, yaratılışından gelen özellik. Fıtratından gelen deniz hani. Fıtrattan, yani yaratılışından gelen özellik. Tevhid, Allah'ın tekliğine, eşsizliğine inanmak. Vacip, farz, ibadetler kadar zorunlu olmayan ama sünnetten daha yüksek olan dini yükümlülüklerdir. Örneğin, halk arasında fitre olarak da bilinen fıtır sadakası vacip ibadetlerden bir tanesidir. Mekruh, hani Müslümanlıkta direkt belli hükümlerle belli olarak yapılması yasaklanan şeylerin dışında yapılmaması istenen pek hoş karşılanmayan şeylere söylenir. Mesela bak yapma mekruh olur denir. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Hicaz bölgesi tam olarak neresi olduğunu bilmekte fayda var. Arap Yarımadası'nın batısında kalan Mekke ve Medine'yi içinde bulunduran bir bölgeye diyoruz. Haset, kıskançlık, çekememezlik. Ne kadar haset dolu bir insan. Yani hiç çekemez. Kıskanç, başkalarının başarılı olmasını istemez. Berzah. Ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek hayata denir. O aradaki bir geçiş kısmı gibi düşünebilirsiniz. Ehli Beyt. İslam peygamberi Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılır. Ey ahali beyt, ahali, ev ahalisi. Tefsir, Kur'an'ı yorumlamak, açıklamaktır. Hani biliyorsunuz Kur'an'ın birçok tefsiri var. Farklı kişiler tarafından yapılmış birçok farklı yorumlamalar var. Bu şekilde. İhsan, Allah'ı görüyor gibi içten ibadet etmek. Hani ibadetin en önemli şartlarından birisi de budur. İhsanla etmek. Hani sen içinden gelerek edeceksin. Samimi bir şekilde edeceksin. Fıkıh, İslam hukuku. İşte bazı alimlerin, dinde önemli önde gelen isimlerin Kur'an'da, sünnetlerde olmayan bazı konularda kendileri değerlendirip doğruyu bularak hüküm ortaya çıkarmalarıdır. Bunu da fıkıh içerisinde yaparlar. Kelam, imanla ilgili konu ve sorulara izah, ispat getirme amacı taşıyan anlayış. İzah, ispat. Yine arkadaşlar bakın kelam söz söylemeyle sözle alakalı bir kelime. Buradan da bir izah, ispat getirme. Yani sen izahını, ispatını sözlerle yaparsın. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Mübah, yapılmasında dini yönden herhangi bir sıkıntı bulmayan şeylere denir. Yani yapmam mübahtır, uygundur. Dini açıdan hiçbir sıkıntı yoktur. İçtihat, dini bir meselede hükme ulaşmak için elinden gelen çabayı göstermesi. Yani elinden geleni sonuna kadar yapması. Zahit, dini emirlere titizlikle uymaya denir. Akaid, din esaslı bir bilim dalıdır arkadaşlar. Bilim dalı. Beytullah, Allah'ın evi. Allah'ın evin neresidir? Kabe'dir arkadaşlar. Riya, söz, iş ve davranışlarında gösterişe yer vermek, inandığı gibi hareket etmemek. Hani tamamen inandığını dışında gösteriş için söz, işlerde bulunması bir insanın. Haset, yine arkadaşlar kıskançlık demiştik. Hani yine haseti yazmışız arkadaşlar, bir daha koymuşuz. Aynı şey. Taassup, körü körüne bağlanmak, bağnazlık gibi arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde o insanı ondan vazgeçiremezsiniz. Tevazu, alçak gönüllülük. Tevazu göstermek, alçak gönüllü olmak. Takva, günahtan kaçınma, sakınma.
feraset, tasavvufta akıl ile maneviyatın birleşimidir. Tevekkül. Tevekkül arkadaşlar, bir iş için mesela elinizden gelen çabayı göstermeniz, sonuna kadar yapmanız, daha sonra da Allah'a güvenip o işi ona havale etmenizdir. Huşu, Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle tevazu gösterip boyun eğmeyi ifade eder. Tasdik etme, kişinin diliyle telaffuz etmiş olduğu İslam inançlarını kalbi ile de doğrulamasını, tasdik etmesi, yani doğrulaması, tasdik kalple yapacak. Münafık, inanmadığı halde inanmış gibi görünen, diliyle inandığını söyleyip kalbiyle inkar eden kişi. Mesela yani gösteriş için ya da başka çıkarları için inanmadığı halde inandığını söylüyor ama kalbiyle inkar ettiği için o münafıktır. İhlas, yürekten bağlılık, temiz sevgi demektir. Riyakar, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük. Tamahkar, açgözlü. Yani hiçbir şeye tamah etmiyor arkadaşlar. Hiçbir şeyle yetinmiyor. Hep fazlasını, hep fazlasını, açgözlü. Beytül Hikmet, bilgelik evi. Aynı zamanda Büyük Bağdat Kütüphanesi olarak da bilinen ya Büyük bir Abbasi Devlet Akademisi'ni ve Bağdat'taki entelektüel merkezin ya da İslam'ın altın çağı sırasında Abbas halifesine ait büyük özel kitaplığa denir. Yani bilgi sorusu olarak gelebilir. Gülbenk, Alevi ibadetlerinden önce ve sonuna yapılan bir çeşit duadır. Musahip, Alevilikte özel bir dini tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videodan sonra yeterli branş denemesi çözerek fulllemeye yaklaşabilirsiniz. Bizim bu videolardaki amacımız direkt YKS özelinde karşınıza çıkabilecek bilgileri hızlıca size sunabilmek. Başka bizden tekrarını çekmesini istediğimiz dersleri yorumlara aşağıya bırakabilirsiniz. Biz de ona göre videoları çekmeye devam edeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.